Tüm Bilgiran Rus, Afrin, Serekaniye'de Giresun'u işgal ederken oluşturdukları algı ve söylemler aynısını bugün Güney Kürdistan'daki mevcut sürece de dayanak yapmaktadır. Dün Rojava işgalında devamında gelen Türkiye'nin Orta Doğu de facto yönetimine karşı olduğumuz gibi bugün de Güney Kürdistan'da yapılanlara karşı olduğumuzu ve bunun mücadelesini vereceğimizi bir kez daha ineriyoruz. Türkiye işgal siyasetini Güney Kürdistan'da kalıcılaştırmaya çalışırken bunu yerel siyasi dinamiklerin desteğiyle yaptığını görmekteyiz. Türkiye'nin Güney Kürdistan'ı ilhak etmesinin, kimi bölgelerde askeri üsler kurmasının, kimlik kontrolü ve yangın gibi provokatif faaliyetleri organize etmesinin KDP yönetiminden bağımsız gelişini düşünmek iyimser bir yaklaşım olacaktır. KDP, Kürt halkına hesabını veremeyeceği bir sürecin örgütleyici gücü olmuştur. Büyük bedellerle kazanılmış Güney Kürdistan topraklarını küçük çıkarların uğruna heba etmiştir. Kürt'ün ulusal demokratik çıkarlarına aykırı olan KDP yönetiminin bu gerici siyasetin hiçbir vadede toplumsal bir karşılığı olmayacaktır. Kürdistan halkları toprağını işgala açanların yükselen olarak değil, sömürgeciliğin yerli işbirlikçileri olarak hatırlayacaktır. Tıpkı 2014 yılında DAEŞ'in Şengal'da Ezedi halkına saldırırken, yerel güçlerin bölgesel yönetim tarafından yalnız bırakılarak soykırıma terk edilmesi gibi. Büyük bedellerle kazanmış Güney Kürdistan toprakları küçük çıkarlarını uğruna heba etmiştir. Kürt'ün ulusal demokratik çıkarlarına aykırı olan KDP yönetiminin bu gerici siyasetinin hiçbir vadede toplumsal bir karşılığı olmayacaktır. Kürdistan halklarının toprağını işgale açılan yürsever olarak değil, sömürgecinin yerli işbirlikçi olarak hatırlayacaktır. Tıpkı 2014 yılında DAEŞ'in Şengal'ın Ezdi altına saldırırken yerel güçlerin bölgesel yönetim tarafından yalnız bırakılarak soykırıma terk edilmesi gibi. O gün Musul Obası'na kadar inen fakat yerel birliklerin tarihi dinleştiğiyle düşkütülen DAEŞ'in işgalciliği bugün uluslararası NATO politikaları ve yerli işbirliklerle Güney Kürdistan topraklarının TSK'nın kurmasıyla vücut bulmuştur. Ne Türkiye'nin ne de KDP'nin Rojava'daki özel yönetimi tanımlaması yaklaşımı bugün Güney Kürdistan işgaliyle nasıl bir politikanın olduğu tüm Kürtlere ispatlamıştır. Bugün Rojava tanımı duyarak mücadele etmek zamanıdır. KDP içinde bulunduğu durum gerçek anlamda bir ihanettir. Kürt halkının bir emekle amansız bir ve sorunsuz bir bilinçli elde ettiği kazanımları yok etmeye programlanmış aklın yanında durumun ihanete başka bir tanımı olamaz. Burada işgalci Türkiye ve politisi olmuş sömürge psikolojisinden kurtulmayan KDP'ye çağrımızdır. Kürt halkının onurlu mücadelesi hiçbir zaman tekelleşmeyecektir. Kolektif, örgütlü ve politik dürüstlü asla geriletmeyecektir. Bu mücadele birkaç ailenin veya ana akım sistemin siyasetinin güdümüne girmeyecektir. Her zaman olduğu gibi bugün de halkın çıkarları ve temel değerler üzerinde yürümeye devam edecektir. Fakat bu onurlu mücadeleyi baltalamaya, dozlaştırmaya ve engellemeye çalışanların tarihin adaleti önünde yok olmaya mahkumdurlar. Basın açıklaması bu kadardır arkadaşlar. Katıl bir sağ arkadaşlara teşekkür ederim. Ve hem bu siyasi Partiye siyasi genapçı hem de ben yine ne derece def hep bariya düşmanatıya gele kurt verdin. Verin hücem gele kurt gibi girin. Hem pisa bir şere kul başvur dekirin şermezar diken o nala diken. Na eme deh dakika libra دولت AKP و برزانی به بدور شرکی قریش و همبری کردن دست پیکرنه
جبرویزی مزی خواست ام یا نرازین خواهیشان بدن و ام شهر نخوازن لکودری کردستانی دو بلاب با ام جبرشون دا شهر بسالانه بی شهری دست بیدن ام جبرویزی نرازین خواهیشان دادن و جبونی شهر اکنومیک اولارق انسان اولارق قیمه شهر نکن ام نخوازن که تی کسی جبرشون دا بکشتن کی دو بلاب با جبرویزی ام شرمزار دکن و ام دیشن که جبر شون دا نگی گزو وی شاری بیس کناندن نگی گزو نبر AKP و دولت AKP و MHP لهر وای دا نرازین بینیشاندن و دست وی شاری قریش بیکشاندن.